Evet, online içerik editörlüğü dersindeki alıştırma kısmıyla ilgili küçük bir açıklama yapacağız şimdi. Ödev alıştırma bölümünde burada 200 kelimelik bir içerik oluşturmamız isteniyor. Konu enstitüde online eğitim sertifika programları. Şimdi burada hazırlanmış bir metin var. Bu kontrol et dediğimizde zaten çok iyi olarak 52-52 çıkıyor. Burada bazı kelimeler var. Enstitü, online eğitim, sertifika, sertifika programları. Enstitü kelimesini iki kez geçirdin diyor. Online eğitim kelimesi içerik için önemliydi. Tebrik ederim. Sertifika kelimesine içerik değer verdin. Sertifika programları kelimesi en az bir kez yer alıyor. Puanı kaptın diyor. Buradaki temel mesele şu. Takıldığınız kısım. Sorulardan anladığım kadarıyla bu kelimeleri bağımsız bir şekilde geçirmemekten kaynaklanıyor. Şimdi mesela enstitü kontrol F ile enstitü kelimesine bakalım. Bakın burada ek aldımış halleri var. Görüyorsunuz şu şekilde burada. Ama ek almadan enstitü çatısı altında bakın enstitü çatısı altında iki kez geçmiş. O yüzden işlem onaylanmış oldu. Yani burada enstitüsü şeklinde geçenler bu mevcut anahtar kelime olarak kabul edilmiyor. Yine online eğitime bakalım. Online eğitim. Hemen ona da bakıyoruz. Evet. Online eğitim içerik için önemliydi. Tebrik ederim. Bakın online eğitimler burada yer alıyor. Mesela bu online sertifika programları, online eğitim. Evet, gördüğünüz gibi buralarda da geçiyor. Aslında buradaki temel şey şu, online eğitimi dediği kısım değil, online eğitim konusunda dediği kısmı algılıyor sistem ve bunu kabul ediyor. Bir diğeri sertifika. Evet, sertifika kelimesi içerik değer verdiğin pek çok yerde var. Sertifika da geçiyor. Ve bu da onaylanıyor. Şimdi sertifika programları kelimesi en az bir kez yer alıyor. Sertifika programları. Programları. Evet. Bakın burada sertifika programları hakkında. Sertifika programları. Burada büyük küçük harfinde duyarlılık söz konusu. Bu ilk harfi büyük. İkinci kelimenin ilk harfi küçük olacak şekilde de geçirdiğim için herhangi bir sorun yok. Niye çok iyi puan veriyor? 52-52 veriyor. Çünkü burada metinde 200 kelimelik sınıra ulaştığımız için bunu veriyor. Bu diğerlerini kullansak da bu 200 kelimeye yetişmezse yani 100-150 kelimede kalırsa yine çok iyi puan kısmını alamayabilirsiniz. Sanırım bu açıklama yeterli olmuştur. Kolaylıklar diliyorum.